Okyanus 40 seans ayete geometri kitabında 17. seansta üçgende açıkenar bağıntısı diyoruz. Açıkenar bağıntısında arkadaşlar ilk başlığımızda büyük açının karşısında büyük kenar, küçük açının karşısında küçük kenar vardır. Bunu vereceğim. Şimdi A açısının ölçüsü B'den, B açısının ölçüsü C'den büyükse A'nın karşısındaki kenar da B'nin karşısındaki kenardan büyüktür. O da C'nin karşısındaki kenardan küçüktür. Yani şöyle geniş bir açı çizdiğimizde gördüğünüz gibi karşısındaki kenar daha uzun oluyor. Diğer dar açıların karşısındaki kenarlar daha kısa oluyor. Şimdi burada soruları çözelim. Birinci soru, açılar belli. En uzun kenarı soruyor. Buradaki açıların en büyüğü 100 olduğu için en uzun kenar 100'ün karşısındaki B'dir. İkinci soru 30-60-90 üçgeni verilmiş, sıralama yapalım kenarları diyor. En küçük C 30'un karşısında, sonra 60'ın karşısındaki A, sonra da en büyük 90'ın karşısındaki B. Bu küçükten büyüğe, şıklara bakıyorum, büyükten küçüğe vermişler. Yani önce B, sonra A, sonra C diye büyükten küçüğe verilmiş olan şık hangisinde var? İkinci C şıkkında var. Üçüncü soruda birbirine böyle ortak kenarı olan yapışık iki üçgen veriliyor. Burada en uzun kenarı sormuş. Açısı belli olmayanları yazalım. 145 yapınca şurası 35 olur. 60, burası 90 ise burası 30 olur. Şimdi şöyle bakınca en uzun kenar için şöyle en büyük açı 100'dür, karşısı en uzundur diyemiyoruz arkadaşlar. Belki bu bunun en büyük kenarı diğerinin en küçük kenarına karşılık gelecek. O yüzden bu ikisini sıralamamız gerekiyor. Mesela bu üçgende baktığımda en büyük kenar ne? C. Diğer üçgende baktığımda yine C. O zaman tamam C diyebilirim. Yani iki üçgende de kontrol etmem lazım. Birinci üçgene bakıyorum. 100'ün karşısı en büyük açı 100 olduğu için C en büyüktür. İkinci üçgene bakıyorum. İkinci üçgende de 90'ın karşısı en büyük açı olduğu için yine C'dir. Her ikisinde de en büyük olduğu için en büyük kenar oldu. Dördüncü sorudayız. Şöyle burada bir dik üçgen, burada da 100 derece açısı olan bir üçgen var. Buradaki en uzun kenarı sormuş. Şimdi burada diğer açıları vermemiş ama önemli değil. Şunu bilmemiz gerekiyor. Eğer bir üçgen dik üçgense hipotenüs bunun en uzun kenarıdır. Yani arkadaşlar 90'ın karşısı bu üçgenin en uzun kenarıdır. Veya daha böyle geniş açılı bir üçgen verilmişse diğer açılar mecburen dar açı olacakları için en uzun kenar geniş açının karşısındaki kenar olacaktır. Şimdi burada en uzun kenarı arıyorum. Şu birinci üçgene baktığımda 90'ın karşısı en uzundur. Bu üçgen için en büyük C. Diğer üçgene baktığımda C, D'nin karşısında yani dar bir açının karşısında. Ondan daha büyük 100'ün karşısındaki ne var? E var. Yani C, E'den daha küçük. O zaman en uzun kenar E olmuş oluyor. Birinci testi tamamladık. İkinci teste geçiyoruz. Birinci soru en kısa kenarı soruyor. Şimdi verilmeyen kenarları bulalım açıları. 30, 75 daha 105. Burası da 75 demek ki. Şöyle ikiz kenar oldu 75, 75. 80, 20 daha 100. O zaman burası da 80. Bu da 80'e 80. Şöylesine ikiz kenar oldu. Bize en kısa kenarı soruyor. Bir üçgen birinden başlayıp oradaki en kısa kenarı bulacağım. Mesela bu üsttekinde birincisinde bakıyorum. 80'lerin karşısı mı daha büyük? 20'nin karşısı mı? En kısa 80'in karşısı daha büyük değil mi? Yani en kısa burada 20'nin karşısındaki D oldu. Peki bu D diğer üçgen için nasıl? Diğer üçgene bakıyorum. 75'in karşısında bu D. Diğer üçgenin en küçüğü olmasına rağmen bu üçgende o kadar küçük olmadı. Ondan daha küçük 30'un karşısındaki B var. En kısa kenar ne oldu? B oldu. Yani şu şekilde yazsam birinci üçgene baktığımda D küçük. Kimden daha küçük? 80'in karşısındaki C ve E'den daha küçük. Diğer üçgene baktığımda D büyük. Neden büyük? D 30'un karşısındaki B'den büyük. Yani arkadaşlar burada en kısa kenar ne oldu? B oldu. İkinci soruda birbirine yapışık böyle üçgenler var. Açıları belli edelim. 75 ve 75 daha 150 eder. Buraya 30 kaldı. 60, 90, 30. 40, 110 daha 150. Buraya da 30. Hep 30, 30, 30'muş eksik olanlar. Yazdık. Şimdi en kısa kenarı arıyoruz. Şu birinci üçgene baktığımda 75, 75, 30 en kısa kenar ne olacak? E olacak. Bu birinci üçgenimizin en kısa kenar E oldu. İkinci şuradakine bakalım. Bu üçgenimizde 40'ın
karşısında ve 110'un karşısındakiler daha büyük. Demek ki en kısa kenarım ne oldu burada da? Bu ikinci üçgenime baktığımda yine en kısa kenarımız burada da B oldu. Ortadaki üçüncüye baktığımızda da 90'ın ve 60'ın karşısındakilere göre en kısa kenarımız C oldu. Şimdi üçünü birleştirdiğimde bu diğer üçgenlerdeki en kısa kenarlar E ve B. Bu üçgende o kadar kısa olmadılar. Çünkü biri 60'ın karşısına, diğeri 90'ın karşısına denk geldi. Diğerlerinin en küçükleri olmasına rağmen burada ondan daha da küçük ne var? C var. 30'un karşısında olduğu için. Üçü içinde geçerli olan durumu böyle birleştirdiğimizde en kısa kenar C oldu. Üçüncü soruda şöyle şu eksik olan açıyı bulalım. Şöyle ikisini toplarsak 130 yapar. Bu açımız ne olur? 50 olur. Bunu da yazınca artık sıralama yapabiliriz. Sıralamamızda en küçük açı 50 olduğu için 50'nin karşısındaki C en küçük. Sonra 55'in karşısındaki B, en büyük de 75'in karşısındaki A gelir. Küçükten büyüğe C, B, A. Yani D şıkkı oluyor. Dördüncü soru dik üçgen. Bu 90, 50, o zaman burası 40'tır. Sıralama yapınca küçükten büyüğe sıralayın demiş. En küçük açı 40, 40'ın karşısındaki C, sonra 50'nin karşısındaki B, sonra da hipotenüs A gelir. C, B, A küçükten büyüğe D şıkkında verilmiş. Beşinci soruda ABC eşkenarmış. ABC eşkenar olduğu için bu tepe açısı 60 olacak. Şimdi 10 ve 15 toplayınca 25'i 60'tan çıkarırsak buraya 35 kaldı. Burası 60 derece eşkenar olduğu için burası 60 derece eşkenardan dolayı. Şimdi iki iç açının toplamı komşu dış açıyı verdiğine göre 60-10 daha buraya 70 gelecek. 60-15 daha buraya da 75 gelecek. Bakın açıları içerideki üçgenin açılarını belirledik. Buradaki karşısındaki uzunlukları sıralayacağız. Şıklar büyükten küçüğe olduğu için biz de büyükten küçüğe. En büyük 75'in karşısı E, sonra 70'in karşısı D, sonra 35'in karşısı K diyeceğiz. E, D, K, A şıkkı. Altıncı soruda 130, 180'den çıkarınca buraya 50 kalıyor. Mutlak değerleri açabilmem için bu sıralamayı bilmem lazım. Sıralama yapıyorum. 100'ün karşısındaki A en büyüktür. Sonra 50'nin karşısındaki B gelir. En küçük de C'dir. Burada A eksi B diyor. A daha büyük bir sayı, B daha küçük bir sayı. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarsa sonuç pozitif olur. Pozitif olduğu için bunu aynen açarız. A eksi B diye. A eksi B diye, evet. C eksi A diyor. C en küçük, A en büyük. Küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkarsak sonuç negatif olduğu için bu önüne bir eksi daha alacak, pozitife dönmelidir. O yüzden hepsinin işaretini değiştirerek bunu pozitife döndürüyorum. Kendisi negatif. Önlerine işaretlerini değiştirdim, pozitif yaptım. Çünkü pozitif çıkarırız. B eksi C'ye bakıyorum. B daha büyük C'den. Büyük sayıdan küçük sayı çıkınca pozitif olacağı için bunu da aynen çıkarırsın B eksi C diye. Şimdi burada topladığımız zaman bunları A daha 2A yapıyor. A eksi B artı B'yi götürüyor. Eksi C eksi C daha eksi 2C yapıyor. Yani 2A eksi 2C, bu da D şıkkında var. Üçüncü teste geçiyoruz. Birinci sorudayız. Şekilde en büyük kenar hangisidir diyor. 60, 50 daha 110. 180'den 110 çıktı ve 70 kaldı. 80, 60, 140 buraya da 40 kaldı. Şuradaki üçgen, birinci üçgende en büyük kenarı arıyorum. En büyük kenar 70'in karşısındaki AC. Bu en büyük. Şimdi diğer üçgende değerlendirdiğimde bu 40'ın karşısına karşılık geliyor. Ondan daha büyük 60'ın karşısı, ondan da daha büyük 80'in karşısı var. Dolayısıyla DC buradaki en büyük kenar oldu. İkinci soruda yine 75, 45 toplarsak şuraya 60 kaldı.
buradaki en büyük kenarı soruyor. Şu birinci üçgende en büyük kenar 60 ve 45'ten büyük 75'in karşısındaki AC olur. Diğer üçgende en geniş açı 100 derece geniş açı olduğu için diğerleri mecburen daha küçük olacak. A'nın D'nin değerini vermemiş ama kesinlikle 100'den küçük olmak zorunda. Çünkü bu geniş açı. O zaman ne oluyor? Diğer üçgenin en büyük kenarından daha büyük oluyor. Dar açının karşısında olduğu için 100'ün karşısındaki AD en büyük olmuş oluyor. Çünkü AC'nin karşısındaki açı daha küçük. Üçüncü soruda yine şöyle belli olmayan açıları yerleştirelim. 45, şöyle 130'dan 50, şöyle 150'den 30 diye yerleştirdik. Şimdi en kısa kenarı soruyor. Şu birinci üçgene baktığımda 80 ve 55'ten daha küçük 45 olduğu için en kısa bu oldu. Şimdi ikinci üçgene baktığımda bu en kısa mı? Hayır, değil. 60'ın karşısındakinden daha küçük 50 var. O yüzden bu defa en kısa bu oldu. Şimdi üçüncü üçgene bakıyorum. Bu en kısa 50'nin karşısına geliyor. Ondan da daha kısa 30'un karşısındaki ne olacak? CE olacak. O zaman hepsinin en kısası CE oldu. Dördüncü soru dik üçgen. X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri soruyor. 90'ın karşısı hipotenüs olduğu için en büyüktür. Dolayısıyla 8 muhakkak X'den daha büyüktür. X'in alabileceği en büyük tam sayı 8'den küçük ne vardır? 7 vardır. Beşinci soruda bir ikizkenar üçgen görüyorum. Burası x eksi 30 ise burası da x eksi 30. Diyor ki x'in alabileceği en büyük tam sayı değer nedir? Bir ikizkenar üçgende tabandaki açılar arkadaşlar 90'dan küçük olurlar. Yani ikizkenar olduğu için 90'dan taban açıları küçük olur. Çünkü düşünsenize ikizkenar üçgen yapıyorsun. Buralara 90-90 veriyorsun. 180 olunca buraya 0 kalıyor. Olmaz değil mi? Demek ki bunlar dar açı olmak zorundalar. Taban açıları ikizkenar üçgenlerin taban ikiz olan açıları mecburen dar açıdır. O yüzden küçüktür 90 dedim. 30'da karşıya atınca x'in 120'den küçük olduğunu anladım. 120'den küçük en büyük tam sayı değeri 119 oluyor. Cevap D oldu. Altıncı sorudayız. CB'den büyükmüş. CB'den büyükse o zaman C'nin karşısındaki 55 de B'nin karşısındaki B açısından daha büyük bir açıdır. Bize B'nin açısının değerinin en büyük tam sayı değerini soruyor. 55'ten küçük tam sayılarda en büyük değer ne olabilir? 54 olabilir. Şimdi diğer başlık üçgen eşitsizliğindeyiz. Üçgen eşitsizliği şu şekildedir arkadaşlar. Şöyle sayıyla göstereyim. Bir üçgende kenarlar 7 ve 4 olsun. Bu diğer kenar bu 7 ve 4'ün toplamından 7, 4 daha 11 toplamından küçük. 7 ile 4'ün farkından büyüktür. Yani 11 ile 3'ün arasındadır diğer kenar. Burada da bu üçgen eşitsizliğini vermiş. İşte demiş ki A, B ile C'nin toplamından küçüktür. Diğer B ile C'nin farkından büyüktür. Tabii büyükten küçüğü çıkaracaksın. Negatif olmayacak burası. Şimdi buradaki soruları yapalım. Birinci soru 2, 4, x. X'in aralığı 4 ile 2'yi topla 6. 4'ten 2'yi çıkar 2. 2, 6 aralığındadır. E şıkkı oldu. İkinci soruda x'in aralığı bir kez. Diğer açılar, 7 kenarlar 7 ile 3'ü topladım. 7'den 3 çıkardım. 4 ile 10 arasında kaç tam sayı var diyor. Bu aradaki tam sayılarımız 5, 6, 7, 8 ve 9. Yani 5 tane tam sayı var. Üçüncü soruda x'in aralığı 11'den 7 çıktı 4 kaldı. 11 ile 7'yi topladım 18. Böyle bir aralık var. En büyük tam sayı ne oluyor? 18'den küçük en büyük tam sayı değeri 17 oluyor. Dördüncü soruda x'in aralığını her iki üçgen için yapacağım. Soldaki üçgen için yaparsam x'in aralığı 3 ile 4'ü topluyorum 7. 3 ile 4'ün farkını alıyorum 1. Diğer üstteki üçgenden bakarsam 7 ile 2'yi topluyorum 9. 7'den 2'yi çıkarıyorum 5. X'in iki tane aralığı var. Bu iki aralığı kesiştireceksin. Sayı doğrusu kullanabilirsin. Birinci aralığım 1 ile 7 aralığıymış. Şöyle bu bölgeyi taradım.
Kalemin rengini değiştirdim. 5 ile 9 aralığı. 5 bu arada bir yerdedir. 9 da bu arada bir yerdedir. Bu kez de böyle bir tarama yaptım. Her ikisini taradığım bölge 5-7 aralığı oldu. Biz bunu şöyle de yapabilirdik, bu ikisinin kesişimini. Küçüklerden büyüğünü, büyüklerden küçüğünü alırsan kesişimi yapmış olursun. 5-7 aralığı diye böyle de yapabilirdik. Ne oldu? X'in aralığı buymuş. Şimdi bronz test 2'ye başlayacağız. Birinci soru. X'in alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerleri toplamı demiş. Şöyle aralık 5 ile 3'ün toplamı, 5 ile 3'ün farkı. Bu durumda en küçük tam sayı değeri 2'den büyük 3 olabilir. En büyük tam sayı değeri 8'den küçük 7 olabilir. Bu aralıktaki en büyük ve en küçük tam sayılar. Bunların toplamını sormuş. Cevap 10 oldu. İkinci sorudayız. X'in alabileceği büyük ve en küçük tam sayı değerleri farkı. Şöyle X'in aralığı için 8, 6 daha 14, 8'den 6 çıktı 2 diyorum. Sonra herkesi 2'ye bölünce 1 küçüktür, X küçüktür 7 diye X'in aralığını buluyorum. X'in en büyük ve en küçük tam sayıları 2 ve 6 olur. Farkını istemiş. 6 eksi 2 farkı 4'tür. Üçüncü soruda 6 hangi aralıkta? 2x'den x çıktı, toplarsak 3x, 2x'den x çıktı, x bu şekilde. Şimdi burada aralıkta x var, ortada sayı var. Burada şöyle yapacağız, önce şuna bakacağız. Yani 6 küçüktür, 3x'e bakacağız. Her iki tarafı 3'e bölünce x'in 2'den büyük olduğu ortaya çıkıyor. Her iki tarafı 3'e bölünce. Peki x kimden küçük? Şöyle bakınca x'in 6'dan küçük olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla x'in aralığı 2-6 aralığı oldu. Dördüncü soruda çevrenin alabileceği en küçük tam sayı değeri istenmiş. Şimdi şuraya a, şuraya b dersek 9'un aralığı a ile b'nin farkıyla, tabii büyükten küçüğü çıkarıyoruz, a ile b'nin toplamı aralığındadır. Şimdi a artı b'nin toplamının 9'dan büyük olduğunu gördüm. Şimdi ben bunun çevresini arıyorum. Çevre nedir? A artı b artı 9'dur. Şimdi bu çevrenin tam sayı olarak en küçük değerini istiyoruz. Şimdi buradaki a artı b'nin olabileceğince küçük bir değeri lazım bana yani. 9'dan büyük olaraktan en küçük a artı b değeri 10'dur. Dolayısıyla en küçük a artı b'ye 10 koyabilirim. Bir de 9 var. Toplamı çevrenin en küçük ne olur? 19 olur. Beşinci soruda x'in aralığını bir böyle bir de buraya göre bakacağım. Şimdi bu üçgene göre x'in aralığı 9 ile 4'ü topla 13. 9'dan 4'ü çıkar 5. Böyle bir aralıktır. Diğer üçgene göre x'in aralığına baktığımda 6 ile şu kenarın uzunluğunu bilmiyorum ama kesinlikle şundan eminim. Hipotenüs en uzun kenardır. Yani x 6'dan büyüktür. Kesinlikle bundan eminim. Ama neyden küçük onu hakkında bir bilgim yok buradakine göre. Şimdi bu ikisini kesişimini aldığımda sayı doğrusu da kullanabilirsiniz veya küçüklerin büyüğünü, büyüklerin küçüğünü aldım diyerek de yapabilirsiniz. Böylelikle x 6 ile 13 aralığında olur. Yani D şıkkı oldu. Altıncı soruda yine aralık alacağım. X tam sayı olduğuna göre çevrenin en küçük tam sayı değeri. Şimdi 3x ile 2x'i topladım. 5x. Farkını aldım x. Böyle bir aralık çıktı. Şu ikisine baktığım zaman yani 10 küçüktür 5x'e baktığım zaman her iki tarafı 5'e bölünce x'in 2'den büyük olduğunu anlarım. Peki x neyden küçüktür? Onu da buradan bakarak 10'dan küçüktür diye yazarım. X'in aralığını buldum. Şimdi bana çevrenin en küçük değerini soruyor. Ben bunların çevresini topladığımda 2, 3 daha 5x artı 10 buluyorum. Çevresi 5x artı 10. Peki ben buradaki aralığı 5 ile genişleyip ortayı 5x yapacak mıyım? Hayır. Çünkü x tam sayı demiş. Eğer x reel sayı deseydi bunu 5 ile genişletip 5x'in aralığını bulup yerine yazardım, bulurdum. Ama x tam sayı dediği için bu aralıktan tam olarak sayı vereceğim. Sonucun
küçük olmasını istediğim için, 5x'in küçük olmasını istediğim için buradaki en küçük tam sayıyı 3'ü vereceğim x'in yerine. X'in yerine 3 koyarsak burası 5 kere 3, 15 artı 10 ne olacak? 25 olacak. Çevrenin en küçük değeri 25 oldu. Eğer x tam sayıdır demeyip x reel sayıdır deseydi bu aralığı 5 ile genişletecektim. Şöyle 2 kere 5, 10, 5x, 50 diye. 5x'in en küçük değeri 10'dan bir büyük 11 olacaktı. 11, 10 daha 21 olacaktı cevap. Ama öyle bir şey söylememiş, x tam sayı demiş. Diğer başlığa bakıyoruz. Dar açılı üçgen, geniş açılı üçgen. Evet, bir üçgende eğer bir açının dar açılı olduğunu biliyorsam aklımıza arkadaşlar ne gelecek? 90'dan küçük olduğu gelecek. Peki tam alfa 90'a eşit olsaydı, bu üçgende Pisagor yapsaydım, 90'ın karşısındaki A'nın karesi eşittir. Diğer kenarlarımız B'nin karesi artı C'nin karesi diyecektim, değil mi? Ama alfa 90 değilmiş, 90'dan küçükmüş. O zaman A kare D, B kare ile C karenin toplamından daha küçüktür diyeceğim. Yani Pisagor'u uygulayacağım. Burada da alfanın geniş açı olması nedeniyle 90'dan büyük olduğunu biliyorum. Tam eşittir. A kare eşittir B kare artı C kare diye 90 olsaydı böyle yapacaktı. Ama ne olduğunu biliyorum. Bunun geniş açılı olduğunu biliyorum. O zaman hipotenüsün de diğerlerinden daha büyük olması gerekiyor. A kare büyüktür B kare artı C kare diyeceğim. İşte arkadaşlar bu başlığımızda bunu yapacağız. Pisagor yapacağız. Dar açıysa küçüktür diyeceğiz. Geniş açıysa büyüktür diyeceğiz hipotenüsü. Birinci soru mesela alfa geniş açıymış. O zaman alfanın karşısındaki x kare büyük olacak. 3'ün karesi artı 4'ün karesi değil mi? Yani 3, 4, 5 aslında da. X kare büyüktür 25. X büyüktür 5. 5'ten büyük en küçük tam sayı, en küçüğü soruyor. 6 olduğu için bir E oldu. İkinci sorudayız. Şimdi bu tam 90 olsa 5, 12, 13 olacaktı değil mi? X peki 13'ten büyük mü, küçük mü? X dar açı olduğu için küçük. Tam 90 olsa eşit, geniş açı olsa büyük diyecektim. X 13'ten küçükmüş. En büyük ne olur o zaman? 13'ten küçük 12 olur. Üçüncü sorudayız. 6, 8, 10 üçgeni olurdu bu. Peki x 10'dan küçük mü, büyük mü? Dar açı. 90'dan küçük olduğu için, dar açı olduğu için küçüktür diyorum. En büyük tam sayı değeri 10'dan bir küçük ne var? 9 var. O zaman cevap B seçeneği oldu. Dördüncü soruda 8, 15, 17 üçgeni vardır bilirsiniz. Dik üçgenlerde 8, 15, 17 üçgeni olacaktı. Tam 90 olsaydı x tam eşittir 17 olacaktı. Ama x'imiz 90'dan büyük geniş açı olduğu için o yüzden x'imiz de 17'den büyük oluyor. En küçük 17'den büyük en küçük tam sayı 18 olduğu için bu da A seçeneği oldu. İkinci testi çözeceğiz. Birinci soru. Alfa 90'dan büyükmüş. Bu alfa 90'dan büyükse karşısındaki x'in karesi büyük olmalı. 2'nin karesi artı 4'ün karesi. Şimdi burada 2 kök 5 yapmayacağım. Çünkü 2 kök 5'i tam olarak x'in en küçük değerini sorduğu için 2 kök 5'ten büyük tam sayıları bulmak için yine karar almam gerekiyor. Onun için bu halde bırakıyorum. Toplayınca bunlar 20 yapıyor. Hangi sayının karesi 20'den büyüktür? En küçük olarak bunu 5 sağlar. 25 çünkü 5'in karesi. Demek ki x'in değeri en küçük neymiş tam sayı olarak? 5'miş. İkinci soruda alfanın karşısında x var ve alfa 90'dan küçük. O zaman x'in karesi de küçüktür. 6'nın karesi artı 3'ün karesi. Buradan tam sayı değer değil, köklü sayı çıkacağı için bunları topluyorum. 45 yapıyor. 36 artı 9. Hangi sayının karesi bu durumu sağlar?
7 desem 49 sağlamıyor. O zaman x'i 6 alabiliyorum. En büyük. X'in en büyük tam sayı değeri 6'dır. Üçüncü soruda 3, 4, 5 gelir değil mi aklımıza? 3, 4, 5 üçgeni gelir. Alfa 90'dan küçük olduğu için 5'ten küçüktür. Peki neyden büyüktür? 4 ile 3'ün farkı 1'den büyüktür. 4 ile 3'ün toplamı 7'den küçüktür demiyorum. Çünkü şundan dolayı 5 oluyor asıl. Yani aslında şöyle yapıyoruz biz. 3, 4, 5 üçgeninde x küçüktür 5 diyoruz. Çünkü neden? Alfa dar açı olduğu için. Diğer taraftan üçgen eşitsizliği yapınca 4, 3 daha 7, 4'ten 3 çıktı 1 yapıyoruz. Bu ikisini kesiştiriyoruz. Bu ikisini kesiştirince ne çıkıyor ortaya? 1 ile 5 aralığı çıkıyor. A şıkkı oluyor. Dördüncü soru 5, 12, 13 üçgeni. Alfa 90'dan büyük olduğu için x de 13'ten büyüktür. X 13'ten büyük. Bir de üçgen eşitsizliği yaparsak x'imiz 12'den 5 çıktı 7 ile 12, 5'ten 17 aralığında oluyor. Bu iki aralığı kesiştirirsek x 13'ten büyük, 17'den küçük olur. Sayı doğrusunda kesişim yapabilirsiniz. Beşinci soru 6 var, 10 var, x var. Bu kez alfanın karşısında 10 var. Hep alfanın karşısına x diyordu. Bu kez diğerine x demiş. Şimdi burada alfa 90'dan küçükse alfanın karşısındaki 10'un karesi küçüktür. 6 artı x kare. Değil mi? 6 kare artı x kare. Şimdi burada yüzden 36 çıkınca 64 kalır. X kare 64'ten büyükmüş. Hangi sayıların karesi 64'ten büyüktür? En küçük 9'un karesi bunu sağlar. En küçük tam sayı o zaman ne olur? 9 olur. Altıncı soruda alfanın karşısında 25 var ve alfa geniş açıymış. O zaman 25'in karesi büyüktür diyeceğim. Diğerlerinin kareleri toplamında. Bu aslında normalde 7, 24, 25 üçgeni olurdu. Tam 90 olsaydı. O zaman 25'in karesinden 24'ün karesini çıkarınca 7'nin karesi kalıyor demek ki. Yani 49 büyükmüş x kareden. Hangi sayıların karesi 49'dan küçük? En büyük aklımıza 6 geliyor değil mi? 6, 5, 4, 3, 2, 1. En büyük olaraktan o zaman 6 sağlar bu durumu. Üçüncü testi yapıyoruz. Birinci soru alfa dar açıymış. 90'dan küçükmüş. O zaman alfanın karşısındaki x kare küçük olacak. 2'nin karesi artı 4'ün karesi. 16, 4 daha 20'den x kare küçükmüş. 20'den küçük tam kare ne var? 16 var 4'ün karesi olarak da. O zaman x yerine en büyük tam sayı ne verebilirim? 4 verebilirim. İkinci soruda x'in en küçük tam sayı değerini istiyor. Alfamız 90'dan büyükmüş. O zaman x'in karesi büyük olacak geniş açı olduğu için 3'ün karesi artı 5'in karesi. Bu da 9, 25 daha 34'ten büyük. 34'ten büyük hangi tam kare var? 6'nın karesi 36 var. O zaman en küçük tam sayı olarak 6 verebilirim x yerine. Üçüncü soru 9, 12, 15 üçgeni olurdu. Geniş açı olduğu için x'imiz 15'ten büyüktür. X'imiz 15'ten büyüktür. Hatta şöyle düzgün şöyle yazmak istiyorum. Geniş açı olduğu için x büyüktür 15. 9, 12, 15 üçgeni. Bir de x'in aralığı olarak bakarsak x hangi aralıkta? 9 ile 12'nin toplamı 21. 9 ile 12'nin farkı 3 bu aralıkta. Şimdi bu ikisini kesiştirirsek şöyle sayı doğrusunda 3, 21 arası diye. Bir de x'imiz şurada 15 olsa 15'ten büyük diye kesişim bölgemiz 15 ile 21 aralığı olur. Bu aralıkta kaç tane tam sayı var diyor. Bu aralıktaki tam sayılar 20'den tam sayılar nereden başlar? 16'dan başlar 20'ye kadar gider. Yani 20'den 16 çıktı 4 bir fazlası 5 tane bu aralıkta tam sayı vardır. Kaç tane diyor. Dördüncü soruda burada ikizkenar görüyorum. X'in alabileceği tam sayılar. Şimdi ikizkenarın biliyorsunuz şu taban açıları ne olmak zorundadır arkadaşlar?
dar açı olmak zorundadır. Bu açı dar açıysa bunun dışındaki taraf mecburen nasıl açı olur? Geniş açı olur. Yani bu açı geniş açı 90'dan büyükse karşısındaki x de 3, 4, 5'teki 5'ten büyük olur. Şimdi x'imiz 5'ten büyük. Bir de x'in aralığına bak. 3 ile 4'ü topla 7. 3 ile 4'ün farkı 1 bu aralıkta. Sayı doğrusunu da düşün. 1 ile 7 aralığı şu şekilde. Bir de x 5'ten büyük diye bu aralık var. Şuraya 5'i koyarsam x 5'ten büyük diye bu aralık var. Kesiştirdiğimde x'in aralığı 5 ile 7 olur. Bu aralıktaki tam sayılar sadece 6 var. Yani bir tane bu aralıkta tam sayı var. 1'dir diyorum. Beşinci soru böyle bir dik üçgen. Burada da ikizkenar üçgen varmış. X'in abici en küçük tam sayı. Şimdi şurası 90 derece olduğuna göre iki iç açının toplamı şu komşu dış açıyı vereceğine göre. Şimdi 90'la mesela şuraya alfa dersen burası 90 artı alfa olacak. Yani burası geniş açı olacak. 90'dan büyük olacak değil mi? Geniş açı olduğuna göre karşısındaki X'in karesi de büyük olacak. 4'ün karesi artı 4'ün karesi yani 16, 16'da 32'da. Bunu sağlayan en küçük tam sayı olarak 36 var 6'nın karesi. Yani x'in değeri en küçük ne var tam sayı olarak? 6 var. 6. soruda hemen şu üsttekinde alfa 90'dan büyük olduğu için x'imiz büyük olacak. Neyden? 6, 8, 10 üçgeni 10'da. Alttakine bakınca 5, 12, 13 üçgeni var. X'imiz bu kez beta 90'dan küçük dar açı olduğu için 13'ten küçük olacak. Şimdi 10'dan büyük 13'ten küçük. Yani aralık şöyle oldu. 10'dan büyük 13'ten küçük oldu. Bu da E şıkkında var. Gümüş testi çözeceğiz. Birinci soru. Burada bir dik üçgen var. Burası da 90 oluyor. 90, 58 buraya 32 kalır. 90'dan 32 çıkınca buraya da 58 kalır. O zaman bu da 32 olur. İç açılar toplamı 180 olacak şekilde yerleştirdim. Sıralama yapacağız. Şuradaki üçgenden başlıyorum. 32'nin karşısındaki x daha küçüktür. 58'in karşısındaki y'den 90'ın karşısıyla ilgili bir şey vermemiş. Şimdi diğer üçgene bakıyorum. Diğer üçgenimizde y 32'nin karşısında olduğuna göre 58'in karşısındaki z 10'dan da büyük olacak. Yani en büyük z en küçük x oldu. Küçükten büyüğe böyle büyükten küçüğe yaparsak z, y, x diye olur. Şıklar bu şekilde. Bu da B şıkkında var. İkinci soru 50, 60, 70 olunca şuraya 70 kalıyor. Şu 70 olunca burası da 110 kalıyor. Şimdi 70 ve 110 eksik olan açıları yazdık. En büyük kenarı sormuş. Üsttekinde bakınca 50'den 60'dan büyük 70'in karşısı en büyük A. Alttakine bakınca 30'un ve 40'ın karşısında en büyük 110'un karşısı yine A. Her ikisinde de A olduğu için en büyük kenar A'dır. Üçüncü soru burası 30, burası X. Burası o zaman 180'den 30 çıktı 150, 150 eksi X olur. Yani iç açıları toplamı yapınca eksi X artı X'i götürüyor 180 yapıyor bakın. Açıları yerleştirdim. Şimdi demiş ki BC, AC'den büyük. O zaman BC'nin karşısında kim var? 150 eksi x var. Bu da büyüktür o zaman. AC'nin karşısında kim var? X'ten. Yani şundan dolayı anladık ki 150 eksi x de x'ten büyükmüş. X'i karşıya atarsan 2x 150'den küçük olur. Ve iki tarafı 2'ye bölersen x 75'ten küçük olur. En büyük tam sayı 75'ten küçük ne var? 74 var. C şıkkı oldu. Dördüncü soruda 4, 8, x diyor. Bunları yerleştirmiş zaten. Hiç dar açı, geniş açı falan demiyor. Ne yapacağız? Üçgen eşitsizliği yapacağız. X'in aralığı 8, 4'den 12 ile 8'den 4 çıktı. 4 bu aralıktadır. X'in alabileceği kaç tam sayı var diyor. Bu aralıktaki tam sayılar böyle 5, 6, 7 diye 11'e kadar gider. Kaç tane? Son terim eksi ilk terim artı 1. 11'den 5 çıktı 6 artı 1, 7. Beşinci soruda şekilde verilenlere göre x'in kaç tam sayı değeri vardır? Üsttekinde üçgen eşitsizliği yaparsak x'imiz 11, 4 daha 15 ile 11'den 4 çıktı 7 aralığındadır.
alttakinde üçgen eşitsizliği yaparsak 9, 5 daha 14 ile 9'dan 5 çıktı 4 aralığındadır. Bunların kesişimini şöyle alıyorduk. Küçüklerin büyüğünü büyüklerin küçüğünü alarak x'imiz 7-14 aralığında diyorduk. Veya sayı doğrusu yaparak, sayı doğrusu yaparak işte 7-15 aralığı burada 4-14 aralığı burada kesişim bölgesi bu falan diye 7-14 diye onu da bulursun. Kaç tam sayı var diyor bu aralıkta? 8'den başlıyor 13'e kadar. 13'ten 8 çıktı 5. Bir fazlası 6 tane bu aralıkta sayı vardır. 6. soru 8'in aralığı x'ler cinsinden olacak. Bunları yerleştirmiş soru üstüne. O zaman 8 hangi aralıkta? 3x, x daha 4x ile 3x'den x çıktı 2x aralığında. Şöyle bakacak olursak 8 küçüktür 4x deyip de her iki tarafı 4'e bölersek 2x'den küçük oluyor. Şöyle bakacak olursak 2x küçüktür 8 deyip her iki tarafı 2'ye bölünce x küçüktür 4 oluyor. Bu ikisini birleştirince x 2'den büyük 4'ten küçük oluyor. Bunu sağlayan x tam sayısı ne olur? 3 olur. X'in tam sayı değeri neymiş? 3'müş. Altın testi çözeceğiz. Birinci soru. ABC'de dörtgen 3, 4, 5 ve x var. X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri diyor. Şimdi şuraya A desem, A'nın aralığı 3, 5 daha 8 ile 5'ten 3 çıktı 2 aralığında olur. A'nın şimdi en büyük değerini alayım ki x de büyük olsun. A'nın en büyük değeri A tam sayı demediği için 7.9 gibi bir şey olsun. Hani 8 neredeyse 8. O zaman bu x'in aralığı ne olur? 7.9'a 4 eklersem 11.9 olur. Farkını alırsam 3.9 böyle bir aralık olur değil mi? X'in tam sayı olarak en büyük değeri ne oluyor? O zaman 11 oluyor. İkinci soruda bunları vermiş 5 demiş. DC'nin alabileceği en büyük tam. Aynı mantık. Şimdi yine buraya A aralığı. 5 ile 2'nin toplamı 5 ile 2'nin farkı. A'nın aralığı bu. En küçük değer dediği için bu aralıkta bu kez A'ya küçük bir değer ne verelim? 3.1 verelim mesela. X'in aralığı o zaman ne olur? 6'ya şu nokta 1 versek ama büyük çıkıyor. Onun yerine biz A'ya 7'den küçük olan şu 6.9 7'ye yakın tarafı versek şimdi bak daha küçük olması istiyorum çünkü 6.9'u 6'nın farkını alacağım 0.9 olacak. 6.9'u 6'nın toplamını alacağım 12.9 olacak. Yani bunu büyük seçersem x ne oluyor? Daha da küçük oluyor. Dolayısıyla bu arada 0.9'dan büyük en küçük tam sayı değer ne var? 1 var. Üçüncü soruda 5, 12, 13 geliyor aklıma değil mi? Tam 90 olsa. 90'dan büyük olduğu için x'in 13'ten büyük olması gerekir. Peki üçgen eşitsizliği yaparsak x hangi aralıkta? 12 ile 5'in toplamı 17 ile 12'den 5 çıktı 7 bu aralıkta. Her ikisini kesiştirirsek x'in aralığı 13'ten büyük 17'den küçük oluyor. X'in alabileceği kaç tam sayı değer var? 14, 15 ve 16. 3 tane tam sayı değer var. Dördüncü soruya bakıyoruz. BAC tepe açısı 90 derece. Burası 90 derece ise şu açı, şu açı ve şu açı. Üçünün toplamı burayı verdiği için burası 90'dan büyük yani ne olmak zorunda? Geniş açı. O zaman geniş açının karşısındaki x kare büyüktür. 8 kare artı 4 kare yaparım değil mi 90'dan büyük olduğu için? Burada 64, 16 daha x kare büyüktür. 80 olur. Hangi sayının karesi 80'den büyük? 81 yani 9'un karesi. Bu durumda en küçük x değeri ne oluyor? 9 oluyor. Beşinci sorudayız. 6, 8, 10 diyecektim. Yine bakın bu. Üçünün toplamı burayı verdiği için burası ne olur? Geniş açı olur. Geniş açı olduğu için x'in büyük olması lazım. 6, 8, 10'daki 10'da. Bir de x'in aralığı var.
x'in aralığı 6, 8 daha 14 ile 8 ile 6'nın farkı 2. Bu ikisini kesiştirirsek x 10'dan büyük, 14'ten küçük olur. X'in alabileceği kaç tam sayı var? 11, 12 ve 13 var. Yani 3 tane. Altıncı sorudayız. 90 derece tepe açısı. Burada açıortaymış. Bu açıortaymış. İç açıortaymış. Bu 3'müş. X'in alabileceği en küçük tam sayı. Şimdi burada 3 ile x'in bir alakası yok şöyle bakınca, ama bir açıortay doğrusu üzerinden açının bir koluna dikme indirilmişse diğer koluna da biz dikme indiririz ve bunlar eşittir. Bu 3 ise bu da 3'tür deriz. Bunu yaptığın zaman şu ortaya çıkar. 90'ın karşısındaki x diğer kenarlardan muhakkak daha büyüktür. Çünkü 90 geniş, tam 90'ın karşısı hipotenüs en büyük oluyor. X 3'ten büyükmüş. X'in en küçük değeri 3'ten büyük ne olur o zaman? 4 olur.